Başlayalım mı? Ben keseceğim oralarını. Başlayalım mı? Sen başla, ben bir şey başlamayacağım. Tamam. Herkese selam, merhabalar. Umarım hepimiz merhaba. İyi çıkıyoruzdur. Evet. Siz de merhaba deyin. Çıkıyoruz oradan geliyoruz. Bugün üçümüz için önemli bir gündü. Kalıcı oturum izni başvurusuna gittim ben. Çocukların da oturum izinlerinin uzatılması için hep beraber gittik yani. Biraz ondan bahsedeceğim. Ne işlemler yapılıyor, çocuklar için ne yapılıyor, büyükler için ne yapılıyor. Önce çok kısa sürdü değil mi? Çok uzun sürmedi. Sadece fotoğraf çektirmek için biraz bekledik. Evet. Ama ben beklerken çok da sıkıldım. Evet. Ben de sıkıldım. Toplam 10'da gittik. 11'de bitti işlemlerin hepsi. Şimdi ne istiyorlar onu söyleyeyim en baştan. Siz çocuklar için ne istediğini söyleyin. Sizin orada ne yaptığınızı söyleyin. Ben de büyükler için ne istendiğini söyleyeyim. Sonra isterseniz gidebilirsiniz. Hadi söyleyin bakalım. Çocuklar için ne yapılıyor? Şey, ilk ben başlayayım mı? Hı-hı. İlk önce bir tane fotoğraf çekinme makinesi var. Kendi fotoğraflarını yapıyorsun. Hı-hı. İlk önce babam çekindi. Sonra da ben çekindim. 3 kişiyle yaptık. Annem çekinmedi. İlk önce doğum tarihimizi girdik. Sonra da fotoğraf çekindik sanırım. Sonra da eğer 10 yaşından büyüksen imza da atabiliyorsun. Bir de parmağını da bir yere basman gerekiyor. Yani parmak izi alıyor değil mi? Evet, bir de parmak izi alıyor. Evet, sallamayın. Peki Zeynep sen ne yaptın? Sen nasıl buldun? Sen de aynılarını yaptın herhalde. Evet. Ben de fotoğrafımı çektirdim. Ama 10 yaşından küçük olduğum için imza atamadım. Çok istiyordum imza. Muhammed. Ama ben de parmak bastım yani. Evet. Parmak izini Zeynep'in de aldılar. Evet. Hı-hı. Muhammed senin ilk defa bir imza verme oldu değil mi? Hayatta ilk defa imza verdin. Evet. Bundan sonra o imzayı mı kullanacaksın? Evet. Ama zaten kolay bir imza. En azından çok şova girmedim. Şov. Yalnız ben imza olarak direkt böyle annemin yazdığı gibi adımı yazacağım. Annemin yazısı olarak. Tamam, güzel. Ben de çocuklar gibi yaptım. Her şey aynı. İmza da attım Muhammed gibi. Muhammed'le aynı işlemleri yapmışız. İş sözleşmesi istiyorlar. İş sözleşmesi, oturduğunuz evdeki ev sahibinden kira ile alakalı bir belge. Bu belgede ödediğiniz kira, ne zamandan beri oturuyorsunuz, kimler oturuyor, bir de şey, kirada gecikme var mı yok mu, onlar yazıyor. Sonra çalıştığınız için sigorta, sağlık sigortası firmasından, benim için TK, Teknische Krankenkasse diye geçiyor. TK'dan aldığım firmanın içerisinde bilgilerin olduğu, oradan bir onay, işte sağlık sigortasının devam ettiğine dair, hangi firmalara çalıştığıma dair orada bilgiler yazıyor, o vardı. Onun dışında başka ne vardı? Bir de emeklilik sandığına, emekli sandığı diyoruz da Türkiye'de, burada Rentenversicherung diye geçiyor. Oraya yatırdığımız paraların ispatı olan bir belge, onunla ilgili bir şey aldım. Postayla geldi. Onu verdik. Başka da bir şey gelmiyor aklıma. Dil sertifikası. B1 olması lazım. Kalıcı oturuma 21 ayda başvurmanız için. Şeyde de bir tane de vatandaşlık sınavı var. Bir de onu şey yaptık. Geçen onunla ilgili bilgiler yazdığımda sorular gelmiş Elicek. Sorular gelmiş onunla ilgili. Bu sorulardan bir tanesi bu vatandaşlık sınavı nasıl oldu? İşte Muhammed mesela sen öğrenmiştin ya kaç tane eyalet var? Kaç tane eyaletin simgesi ne, bayrağı ne falan. Onlarla ilgili sorular sordular. Vatandaşlık soruları bunlar. Sen zaten öğrenmiştin okulda. Kaçıncı sınıfta öğrenmiştin? Dördüncü sınıfta mı, üçüncü sınıfta mı? Üçüncü. Yani ilkokul dördüncü sınıfta öğrenilen şeyleri size genel kültür sorusu olarak soruyorlar. Mesela şey sordular Muhammed. Bundes Kanzler kim? Bundes neydi öbürü? Bundes Präsident kim? Öyle şeyler. İşte milletvekilleriyle mi yönetiliyor, neyle yönetiliyor? Böyle bazı sorular da çok mantıkla da çözülebilen ama bazıları da bilmeniz gereken sorular. İşte Almanya ne zaman birleşti, şu bu. Böyle bilgiler yani. Almanya'nın yönetim sistemiyle ve genel kültürüyle ilgili sorular. Onların sınavına giriyorsun. YouTube'da benim tavsiyem bunu merak eden olursa
YouTube'a bu sınavlarla ilgili, bu sınavla ilgili Leben in Deutschland yazabilirsiniz. 3 saatlik bir video var. Bütün soruları orada tek tek çözüyor. Siz zaten soruları anlıyorsanız kolay da sorular zaten. O 3 saatlik videoyu bir kere izleyin. Bir defa daha izleyin ondan sonra. Olay tamamdır. Baba. Efendim canım. 4. sınıf demişken ben bir şey söyleyebilirim. Tabii canım söyle. Arkadaşlar ben 4. sınıfa geçince 2 günlük otele gidiyoruz. Niçin gidiyorsunuz? Bizim gezi olarak. Daha evvel gitmemiştin değil mi sen? Evet. Abim ama gitmişti. Abin ne zaman gitmişti? 3. sınıfta mı gittin sen Muhammed? 4. Ha, 4. sınıfın ilk döneminde gitmiştin. Evet. Biz de başında gideceğiz. Çok iyi. Biliyor musun? Ortaokul liseye geçince de bir gezi olacak. Abin gidecek. Hatta onun ödemesini yaptık. 140 euro bir ödeme yaptık. Kaç günlüğe gidiyorsun Muhammed? 2 gece mi 3 gece mi? 4 gece ya da 3 gece. 3 gece 4 gün gibi hatırlıyorum ben. 3 gece gidiyorlar bir yere. Kaynaşma toplantısı gibi. Ben bu kaynaşma toplantısını Robert College'den öğrenmiştim. Robert College Türkiye'deki en iyi okullardan biri Muhammed. Ortaokul, lise. Daha evvelden öyleydi. Şimdi lise sadece zannediyorum. Bilmiyorum ortaokulu var mı? Varsa bilmiyorum. Onlar da okula ilk başladığı zaman çocuklar birbirlerine alışsınlar, kaynasınlar diye aynısını şimdi yaptığınız gibi bir gezi planlıyorlarmış. Evet. Oradan duymuştum ve çok hoşuma gitmişti. Ne kadar güzel çocuklar için demiştim. Şimdi senin için de olacak. Muhammed'in sınıfında sadece Muhammed var Türk olarak. Diğerlerinin hepsi başka milletlerden. Bir tane arkadaşı var hatta Zeynep'in handball'dan. O Muhammed'in sınıfında olacakmış. Evet. Adı Luciana. Luciana. Şey zannediyordum ben, bayağı Türk olur falan zannediyordum. Bir tane bile Türk yok Muhammed dışında. Başka kimler var? Tanıdığın var mı hiç başka orada? Yok, sadece Max var. Ha, Max. Eski okulundan da Max var arkadaşı. Arkadaşım değil. 2-3 aylığına gitti oraya da öyle bir arkadaş edinme şeyi çok oluşmadı. Eski okulundan 3 aylık gittiği okulda, okul değiştirdi bir ara, bu ara. Oradan Max devam edecek. Her neyse çok konuda almasın. Evet. Bu kalıcı oturum izni böyle. Verdik evraklarımızı. En son dediler bir 25 dakika falan bekledik. Yarım saat belki dışarıda. İncelendi şu bu. Eksik var mı, çok bir şey var mı diye. 4-6 hafta arasında Bundesdruckerei dedikleri işte Almanya'nın print merkezi diyeyim size, çıktı merkezi artık öyle çevirebilirim. Oradan bize bir pin vereceklermiş, pin gelecekmiş postayla. O postanın sonrasında da Sümeyye bize tekrar bir randevu oluşturmanıza gerek yok dedi. Pin gelince gelin al mı dedi. Pin geldikten bir hafta sonra öpün saatlere göre gelin dedi. Pin geldikten bir hafta sonra oradaki açık müsait saatlerde görüşme saatlerine gidip kartımızı alacağız. Olay bu. Bundan ibaret. Bunu yapmamız lazım. Çocuklar için de bu oturum izninin uzatması şeklinde olacak. Benim için de şey olmuş oldu işte. Kalıcı oturum izni çıkarsa rahat olacak. Böylelikle uzun vadeli kredi çekme imkanı veya işsiz kaldığın zaman Almanya'dan ayrılma zorunluluğunun olmaması gibi böyle avantajları var. Böylelikle bu kalıcı oturum izni olayını tamamlamış olduk. Büyük bir aşamaydı. Sizlerin söyleyeceği bir şey var mı? Videoyu bitiriyor muyum? Ha, videoyu bitirebiliriz. Şey. Rahat da kalın, sağlıklı kalın. Bilmiyorum. İyi tamam. Ha, bu arada boyun, şimdi bu videolar bize hatıra ya bir yandan da. Boyun kaç çıktı? 1.51. 1.51 senin? 1.30. 1.34 değil mi? Evet 1.34. 1.34. Benimki de terlik de 1.81. Terlik de 1.81. Terliksiz 1.79.5 çıktı. Durum böyle. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ciao bella. Ciao bella.